Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'yla gelir bütçesi üzerinde partim adına söz aldığım yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Arkadaşlar, maalesef sarayın mutfağında hazırlanmış, yıllarca şikayet ettiğiniz faiz lobisinin değirmenine su taşıyan bir bütçeyi görüşüyoruz. Sayın Erdoğan 19 Haziran 2018'de yaptığı konuşmada şöyle dedi: "Bu kur filan, bunların hiçbirisi bizim geleceğimizi belirleyen şeyler değil. Bizim geleceğimizi biz belirleyeceğiz. 24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin. Ondan sonra bu faizle şununla bununla nasıl uğraşılır göreceksiniz," dedi. Hepiniz hatırlamışsınızdır bu konuşmayı. 2014 seçimlerinde de "bize oy verin, Türkiye'yi uçuracağız," demişti. Peki uçtu mu? Kısa bir karşılaştırma yapmak istiyorum. 1980'lerde Güney Kore ve Türkiye'nin ekonomik göstergeleri benzerdi. Hatta o tarihlerde Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılası Güney Kore'den tam %33 fazlaydı. Bizde kişi başına milli gelir 2169 dolar, Güney Kore'de ise 1711 dolardı. 2019'da bizde kişi başına milli gelir 9042 dolar, Güney Kore'de ise 31762 dolardır. Güney Kore insana, üretim ekonomisine yatırım yapmış ve geldiği yer ortada. Bizde durum ne? Saray kamu özel işbirliği projelerine, yandaş müteahhitlere yatırım yapmış, 1 liraya mal edilecek iş 5 liraya gerçekleşmiş. Türkiye değil ama yandaşın uçtuğu kesin. Değerli milletvekilleri, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı bütçe sunuşunda Strateji ve Bütçe Başkanlığı kalkınma yolculuğumuza yön veren rotayı temsil etmektedir. Bütçenin girdilerden ziyade sonuç odaklı bir yaklaşımla hazırlanmasını hedefledik, dedi. Peki bu rotayla gemiyi karaya oturttuğunuzu görmeniz için daha ne yapmamız gerekiyor? Bu bütçeyle sözde karşı olduğunuz faiz lobisini besliyorsunuz. Faiz ödemeleri 180 milyara, bütçe açığı 245 milyara gelmiş dayanmış. Bütçe açığı milli gelirin %4'ünü aşmış. Türkiye yüksek faizle borçlanan bir ülke haline getirilmiş. Neyi var neyi yoksa miras yedi evlat gibi yok pahasına elden çıkarılmış bir ülke haline getirdiniz Türkiye'yi. Aynı hataları tekrarlayarak farklı sonuçlar elde edemezsiniz. Yaptıklarınız Osmanlı döneminde tekrarlanan hataların benzeridir. 1800'lerin ikinci yarısından itibaren neredeyse kapitülasyon verilmeyen ülke kalmamıştı. 1860'tan sonra borcu borçla kapatma anlayışıyla devlet borçlandırılmıştır. Sonuç ise genç cumhuriyetin sırtına binen duyunu umumiye olmuştur. Değerli arkadaşlar, tüketici kredisi ve kredi kartı borçları yılbaşından bu yana 239 milyar lira arttı. Döneminizde vatandaşın kredi kartı ve tüketici kredisi borçları nedeniyle bankalara ödediği toplam faiz 591 milyar liraya ulaştı. Erbakan yaşasaydı size ne derdi biliyor musunuz? Sizi gidin faizciler, sizi, derdi. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, sonuç odaklı mı olmak istiyorsunuz? Sonuç, İşkur'a kayıtlı işsiz sayısı 2003 yılında 587 binken 2019'un Ekim'inde 4 milyona çıkmıştır. Sonuç, vatandaşın bankalara olan borcu 2002 yılında 6 milyar lirayken Kasım'ın 2020'de 829 milyara çıkmıştır. Sonuç, iktidara geldiğiniz 2002 yılında 95 bin çift boşanırken 2019 yılı sonunda 155 bin çiftin boşanmasıdır. Sonuç, Kasım'ın 2002'de 1.67 lira olan doların bugün 7.86, 1.66 olan euronun 9.56 olmasıdır. 18 yıldır Türk lirasının yağ gibi erimesidir. Ve sonuç, yükselen enflasyon, artan işsizlik nedeniyle vatandaşımızın karşı karşıya olduğu yoksuzluk, umutsuz gençlik, mutsuz esnaf, mutsuz çiftçi, mutsuz emekli ama mutlu yandaşlardır. Bu bütçe israfın, lüksün ve şatafatın, yani uçan, kaçan, yüzen, yazlık ve kışlık sarayların bütçesidir. Bu bütçe itibardan tasarruf olmaz diyen ve vatandaşını açlığa mahkum eden bir cumhurbaşkanlığının bütçesidir. Saygılarımla.